Yüce Zarında ki akıl diye zaten sizin kitabınız var hocam inşallah. Oradan hazırlamıştık inşallah. Hücre zarında hakikaten bakıldığı zaman bir akıl görülüyor inşallah. Bakın gelen molekülleri hücre içerisinde keseye alınıyor. Bu kese hücre zarına geldiği zaman onunla birleşiyor ve içeriği bu moleküller dışarıya veriliyor. Bakın tekrarını görüyoruz tekrar. Burada muazzam bir yapılanma var maşallah detayda. Hiç hatasız. Aynı şekilde hücre çok seçici olarak tabii geçirgen olarak seçici olarak yani herhangi bir molekülü değil sadece işine yarayanları bakın gördüğünüz gibi bu şekilde de içeriye alıyor. Etrafını kapatıyor, ayırıyor ondan sonra onu bir kese şeklinde içeriye gönderiyor ve hiçbir delik bırakmadan da onarıyor kendini. Ha, böylece evet. Maşallah. Dışarıda bir sızıntı olmamış oluyor. Evet. Evet. Hiç hatasız ve çok seçici davranıyor burada. Sadece işine yarayanları ve işine yaradığı miktarda oranda alıyor. Aynı şekilde hücrenin zarında proteinlerin de çok bilinçli hareketleri var. Özel kapılar var. Büyük moleküller için özellikle bakın şimdi göreceğiz. Bu hücrenin zarı. Üç boyutlu olarak canlandırılmış. Üzerinde kapılar var. Proteinlerden oluşan hücre zarında. Bakın gelen molekülleri, büyük molekülleri özellikle genişleyerek protein şekil değiştiriyor ve molekülün öbür tarafa geçmesini sağlıyor. Son derece özel yapılanmalar bunlar da. Dediğim gibi sadece gerekli olan molekülleri gerekli olduğu oranda ve bunun hücrenin üzerinde binlerce kapı var. Muhteşem bir ahenk içinde çalışıyorlar çünkü en ufak bir fazlalık olsa hücre içerisinde hücre patlıyor ölüyor. Evet. Az olsa yine hayatını devam ettiremiyor. O binlerce kapı diğerinin ne kadar bıraktığından haberi olması gerekiyor. Her birinden geçişlerin toplamı hep sabit kalıyor hücre içerisinde. Evet. Hep belli sınırlar içerisinde tutuluyor.